get a bag, no chips. No chips. I get these chips, no dip. No dip. Like we playing poker, she wearing a choker, but she do not give me no lip. No lip. Shawty a bad little bitch. Dün sabah saatleri itibariyle ülkemizin birçok yerinde yaşanan yangınlar sebebiyle hepimiz çok üzgün. Çok kötü battık ya. Çok kötü battık. Bir anda hayır, battık ya. Önünü alamadık ya. Mesleğe girer girmez neden 70 dolar ya bir anda önünü ya. Alamadık. Hocam o Medusa'ya o las o orospu Samet yaptı amına koyayım o Samet. Siteye bir girdi Medusa kasasına bir büyü yaptı. Aramızı sikti Samet ya. Ya bu git lan bu sitede Samet. Başına ne geldi? Kasanın amına koydu ya Samet. Yeter ya. Biz de daha önce çektiğimiz bu videonun gelirinin tamamını Tema Vakfı'na bağışlama kararı aldık. Abi canım. Tüm arkadaşlarımı ve takipçilerimi de ülkemizin bu zor durumunda desteklemeye açıklama kısmındaki kurumlara bağış yapmaya davet ediyoruz. Herkese merhaba. Ben Orkun. Detone olarak herkese merhaba. Diyemiyorum artık. Yaşlanıyorum galiba. Orkun'a meydan okuyorum serimizin yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Her zamanki gibi sizden gelen çılgın manyak meydan okumalarımız var. Ne bu fazla uzatmadan haydi geçiyoruz. See you later. Evet, ne yapıyoruz? Oo. Tır kullanacağım, tır kullanmaya çalışacağım. Önce tırımızı bir göstereyim size, gezdireyim de. Boş haliyle bir kullanmayı öğreneceğiz. Lan bu bizim tır! Lan bu benim tır bu! Vallahi benim tır bu, benim ETS'deki tır bu benim! Nasıl ya? Lan bu benim Volvo değil mi benim Volvo? Ne bileyim o tır? 529 beygir, her yerde, nerede görsem tanırım bu tırı. 529 beygir, Globetrotter, Volvo bu. Nerede görsem tanırım bunu. Sonrasında arkadaki 7 tonluk römorka bağlayacağız. Bu aletin boşu kendisi 7 ton, arkadaki 7 ton. Toplamda 14 ton. Bunu böyle kullanıp fark etmeye çalışacağım. Gelin bak aleti gösteriyorum. Lan ETS'de aldın ETS'de. Binmesi bile ızdırap yani. Ama kullanması arabadan daha kolaymış. Hocam gel. Evet şimdi otomatik vites, Allah'tan şanslıyım. Şurada... Orkun abi bizim tüm oyunlarda yaptığımız şeyleri neden gerçek hayatta yapıyor ya? O da farkı işte. Yani bak Los Angeles'a gitti. Ne sonra tüm şeyleri gezdi. Mekanları gezdi tek tek. Ha, gezdi. Arabalar vesaire her şey okey. Tırı yaptı. Evet. Bir de yancılar iyi kazanıyorlar değil mi? Bir tane yatak var, üstünde bir tane daha açılır, ranza olur yatak var. Yani iki kişi tabii burada ya. Rahat rahat yatabiliyor. Ne bu buzdolabı vallahi. Hadi! Evet, bir şeyler var burada. 4 tane HGS var burada. Bunlar farklı ülkelerin HGS'siymiş. Oo. Çünkü çok uzun yollar yapıyor bu araçlar. Koltuk amortisörlü kasit. Oğlum niye bantlamışlar lan yukarıya? Sen geçiyorsun hissetmiyorsun. Bak aşağı iniyorum. Kamera falan mı acaba? Çok iyi abi, bir şey diyeceğim, bu çok iyi. Ben vallahi bunun ehliyetini alıp uzun yol yaparım. Bak. Şimdi bunun arka tarafında bir şeyleri bağlıyoruz Dorseye ama çok hakim değilim şu anda bunun nasıl ayrılıp birleştiğine. Şu an biz ayrık olarak başlayacağız. Sonrasında bunu böyle birbirine takıp bununla birlikte gideceğiz. Hadi çıkalım. Telefonunu çıkra mı? Çekiliş. Şey Çağrı Taner. Ferit abiden öğrendim. Çağrı Taner'den çıktı. Çağrı Taner. Arkadaki set. Çağrı Taner. O da mı Çağrı Taner? Ya Çağrı Taner. Tanıyorsan azıcık da bize bir şey ayarlasana ya. Suyu ben söyledim kendim. Suyu ben söyledim. Araba Kemal abim sağ olsun. Hadi benim kaçalım. Abi bayağı güzel ve rahat bir cihaz bu ya. Döner döner her yerden döner be. Tamam bir şey yapmış bunda ya, bu keyif gayet güzel bir şey ya. Arabayı satıp tır alıyorum abi. Oğlum, kaça bırakıyorsun bunu lan? 119 bin euro mu? Boşu mu? Bakayım bir şeyine. Çok ya, çok dedi. Abi bu... Vallahi aynı ara, vallahi aynı tır chat. Bak şeye bak, göstergelerine bak. Berke. Aynen aynen. Yemin ediyorum aynı model abi de. Vallahi aynı model. Lop gibi bir şey ya, bak ben sana her yere park edeyim. Gidiyorum geri geri, bir gireyim oraya. Ben hayatta böyle gidemem ki, birinin gel gel demesi lazım. Abi dorseliz park etmek basit, dorseli olay. Sağ taraf biraz açıkta mı kalacak? Dorsede çünkü iş değişiyor baba. Dorsede sola kırıyorsun, arkadaki şey sağa gidiyor amına koyayım. Onu işte gerçekte yapmak lazım. İyi mi? Vay, vay.
Zift oldum. Ver abi o zaman eldiven bana. Tamam ne yapıyoruz şimdi? Evet en baştaki kırmızıyı görüyorsunuz. Bu ne için abi? En soldaki kırmızı başlıklıyı görüyorsunuz. Evet içeriden değil mi böyle? Ne lan? Abi bundan ne çıkıyor bu? Ne gaz oldu mu lan? Ne bu? Yok normal hava. Bir elinizle buradan itmeniz gerekiyor. Tamam. Evet. Olay tamam. Sıradan alıyoruz. Şu arkadaş. Çok etli söylemişsin mi? Abi bu ADR yazıyor üstünde. Yes. Oynadı. Biz buna niye güç mü bağlıyoruz? Hava niye bağlıyoruz oynadı biz buna? Oynadı. Süspansiyonlara havalı. Doğru. Bu nasıl bir giriş ya? Şu nasıl bir soket ya? O neymiş lan öyle? Böyle bir şey görmedim. Tamam ben yarın işe başlıyorum abi. Şartlar nasıl? Günde kaç saat kullanıyoruz? 20. Ben direkt E'ye basıyorum. T'ye basıyorum. Alıyorum. Bu saat diyecek çünkü söylemiyor. Tamam mı abi da? Tamam. Nasıl şu an bu buna bağlandı mı? Yok daha bağlandı. Vay hadi Alper kardeşim. Tamam. Birinci yılın kutlu olsun. Kardon benim eyvallah. Eyvallah Alper'im. Basket de izlemiyoruz aslında anlamadım. Bedo Prime ile abone olmuş. Lofli 7. ay Taha Prime ile teşekkür ederim. Eren 3. ay sönmüyor ateşimiz. Koray eyvallah kardeşim çok sağ ol. Evet. Evet bağlantılarımızı tamamladık. 14 tonuz şu anda. Buradan böyle burnumu verip geri az önce girdiğimiz yere girmeye çalışacağım. Haydi, hadi bakalım. Allah silecek çalıştı bu. Ara gaz vereyim mi sana? Carlos Sainz kaza mı yaptı? Bak işte. Bak işte Ferrari gittin. Yavrum yarışalım mı? Bütün canlı olan her şeyi boşaltın. Bak işte canlıların Ferrari gittiğine. Hepsi çekilsin. Şu an geliyor mu da biz? Daha geliyor. Onunla birlikte mi geliyoruz şu an? Ha evet. Ya ben hep abi yollarda görüyorum abiler dönmeyi beceremiyor hep trafiği kilitliyorlar. Matematik terse döndü direksiyonu sağa çeviriyorum arkam sola dönüyor. Bir dakika çok mu döndük? Bu hala dönmeye devam ediyor. Tamam abi ben dönüyorum. Şu çarpıyor muyum olmadı, onu çok anlamadım. Olmadı. Olmadı evet. Mı? Ne zaman sola dönmeye başlamam lazım? Abi birazdan yavaş yavaş başlayayım. Hiçbir şey görmüyorum tamam, şu an. Baba dur. Bir kere de giremez miydik aman öyle? Aman diyeyim ha. Bir kere de giremezdik. Biz en sağa mı yanaşmaya çalışıyoruz? En sağa. Ha ben en solaymış gibi şey yaptım. Tabii tamam, öyle tamam. Değil işte o zaman işte bir dakika olay. Biraz daha gideyim. Zordur. Sağa sola çevirmem lazım tabii. Şimdi oranın nereye gittiğini hesap edin. Oradaki araçlara vurmasın. Oradan hiçbir şey görmüyorum abi. Şimdi tam sağlı devam. Bir hafif sollu devam. Ama tam o köşeye gitmeyeceğiz mi? Tam sağa yaparsanız bu tarafa yanaştırırsınız. Ha tam sol yapacağım o zaman. Evet doğru. Abi kafam yok, tam kafam sol değil. Hafif sol. Hiç hafif sol. Anladım yani. Şimdi hafif sol. Hafif sol. Sağ yapın. Evet. Şimdi toplamaya başlayın aracı. Şu an girdik de bir tık yana girdik. Tam sağlı böyle ileri gidiyorsunuz. Sonra sola. Şimdi artık iş daha kolaylaştı. Toplayalım arabayı. Tam düz yapalım. Hah görüyorum. Oluyor niye? Dönsek olmuyor mu? Kurtaramaz mı? Sen varsın ya ezileceksin diye korkuyorum ondan aslında. Tam sağlı gidiyorum. Dur bu sefer bak tam cuk diye giriyorum içeri. Ben ama bana salsınlar direkt yaparım. Hafif sol diye bağırma daha oyunda yanaştıramıyorsun mu? Lan ben oha Berke'ye sor lan. Ben direkt giriyorum oğlum. Blox hep park ediyor biz direkt T'ye basıp salıyoruz arabayı. Ben direkt giriyorum oğlum ben park ediyorum bu arada ETS'de. Hayır bunu konuda kabul etmiyorum. Hayır. Sollu geleceğim dalga yine. Dalga kıran lojistik oğlum hayırdır amına. Dümdüz gidiyoruz abi şu an. Düzeltiyorum. Tamam biraz şöyle. Arkada biri dur dese fena olmaz tabii de. Heh. Dur tam düz giremedim. Tekerlekler çizginin üstünde olmayacak. Aynadan siz çizgiyi görebileceksiniz. Vallahi oluyor şu an. Vallahi bak çizgi de süper. Sağ taraf da çok iyi gibi. Gelin isterseniz bir bakalım. Oldu gibi ya bir bakalım. Oldu mu? 6 günde fark ettim. Bak çizginin içinde kaldım. Arka tarafta bak tam şey olması lazımmış. Ortalama park etmek yetmiyormuş burada. Tam böyle şu yan tarafında kapatmak gerekiyormuş rahat yük indirilebilmesi için. Aa, bir tık doğru. Daha bu tarafta olsa sanki daha mı rahat ederdik? Yani çizgiye biraz daha yakın olsaydım daha iyiydi. Abi şunlara Allah rızası için bir tane kamera koysunlar. Arkaya böyle geniş açılı yukarıya bir tane kamera koysunlar. Herkes rahat etsin ya. Abi yok mu bunların kameralısı ya? İçeri koyuyorlar yükleri görmek için. Olmaz ki böyle. Abi nasılsın sence ilk defa tır kullanan bir vatandaş? Hayır. Vallahi. Hep birlikte eyvallah.
Evet, yıllar önce sonradan görme dondurma videosu yapmıştık ve oradaki pahalı dondurmadan daha pahalı dondurma olduğunu iddia ettiğiniz bir sürü yorum geliyordu. Bir baktık gerçekten de varmış. Göztepe'ye geldik. Merdivenköy mahallesindeyiz burada. Erhan abinin dükkanına geldik. Burada bir dondurma var. Gerçekten benim dünyanın en pahalı dondurma videosunu yaptığım Dubai'deki dondurmanın bir benzeri. Kilosu 7500 TL. Bir ne? Top dondurma da 300 TL. Bence direkt girelim, Erhan abi anlattı. Ben bunu anlatamam çünkü. Gel. Ne Erhan abi, ne haber? Hoş geldin Orkun. Hoş bulduk. Dedim, nasıl? İyidir valla. Şimdi anlat bize. Senin normalde fiyatların böyle değil. Bir senin normalde bir top dondurma 7 lira ama sen şov olsun diye işte Vegas'ta, Dubai'de, Amerika'da çok fazla yerde bu tip dondurmalar yapıyorlar. Bizde niye yapılmıyor deyip kendin aslında böyle bir dondurma yaptın. Kesinlikle öyle. Çünkü baktım ki dondurmada dünyanın çeşitli güzel şehirlerinde, ilginç restoranlarda çok özel dondurma yapıp sunuyorlar. Fakat fiyatları çok ilginç geldi bana. 500 dolarla 25 bin dolar arasında. Ben de dedim ki Türkiye'de de topu 300 lira, kilosu 7500 lira bir dondurma yaptık ama içeriği çok özel ürünlerden. Gel başında konuşalım onu. Sen hadi göster buyurun onu bize. Bu arada Erhan abi daha önce bir sürü işte televizyon kanalları gelmiş, bir sürü şeye çıkmış falan. Alışık yani. Merak ettim vallahi. İçeriği çok güzel, ne olabilir? İnek mi yapıyor? Şimdi hepsi çok güzel görünüyor. Bir kere hepsini çok güzel süslemişsin. Eminim tatları da güzel. Lan bir kere dayının gözlüğü zaten 200 lira amına koyayım. Dayının gözlüğünü gördüğün zaman zaten 200 lira hesap geliyor, anladın mı? Çeşidin var. Yüzlerce çeşit dondurma yapabiliyoruz ama hala hazırda 24 çeşit. Hayır, hesap olarak yani. Hesap olarak dayının gözlüğünü gördüğünde 200 lira hesap geliyor anlamına. Dayının dükkanımızda var. Kaşığın var mı deneme kaşığı? Olmaz mı? Bu 7 lira. Topu 7 liralık deniyoruz. O gözlük Ray-Ban mı? Çok güzel Antep'sin. Fıstığı nereden alıyorsun? Antep'ten getiriyorum. Dondurmayı nasıl yiyorsun? Özel tadı yalayarak nasıl? Ne yalayarak yani? Dondurmayı ısırarak yiyen. Neyse ben şimdi ağır konuşayım. Baklavasının dondurma versiyonu gibi çok iyi. Mesela bir tane karadutun tadına bakmak ister misin? Bu biraz daha sorbe gibi mi? Evet, meyveleri sorbe yapıyorum. Günümüzde sorbe çok popüler. Bu da çok iyi. Dur çileyi de deneyeceğim. Ben burayı bitiririm. Dip. Beni buraya bırakın, 24 saat dondurmacı da gizlice kalma yapalım. Biz Murat'la sabah burayı süpürürüz. Böyle hepsini yalar yutarız. Ay çilek de güzel görünüyor. Ben şeyi sevmiyorum. Dondurma yediğinde o gelen ağır hissiyatı sevmiyorum. Bunlar böyle çok fresh, ferah, yaz, rahatladım, sıcaktı. Zaten hava 40 derece bu arada, ölüyorum. Dondurma çok iyi geliyor. Yeşil elma. Böyle frozen gibi. Aa, ekşi. Gerçekten çok güzel. Böyle şey gibi, frozen gibi, böyle bir milkshake gibi ferah, ekşi çok güzel. Bizimki şu mu? Evet, geldik Golden Ice'a. Tipe Golden Ice. Arada belli ediyor kendini. Erhan abi ne var bunun içinde? İran safranı kullanıyorsun sen. İçeriği özellikle koyun sütüyle yapıyoruz. Şeker yerine çok özel sertifikalı bir balla tatlandırıyoruz. Şeker yok. Maraş Ahir Dağı'ndan salep kullanıyoruz. Ve üzerinde altın tozu. Altın tozumuz var. Evet, yok çok da beğendim. Ben onu denemek istiyorum. Evet, çok özel dondurmamızdan Orkun Bey için hazırlıyoruz. Çok özel balımızdan da üzerine. Burada bir servet var ve dünyanın en masum tatlısı. Şimdi Orkun Bey'e götürelim bunu isterseniz. Kaç top koydun? İki top var Orkun. 600 lira koydun bana. Ben bunu Dubai'de yediğimde işte benzerim. Dubai'de yediğimde en son ekmek istemiştim adamdan. Altının gramı olmuş 510 lira şu an. Bunun üstünde bayağı bir altın mevcut. Neydi? Dayı. Bana dayı bal parmak koydu gibi geldi ama hadi bakalım. Koyun sütü. Koyun sütü çok güzel oluyormuş dondurmada. Çünkü o bal parmaktaki akışkanlığı gördüm orada. Çünkü o bal parmağı da koyunca o akışkan bir şekilde akar ya. Bakalım tadı çok nasıl? İnanılmaz merak ediyorum. Hadi bakalım bizim memlekette böyle dondurmalar yapılıyor muymuş ya? Şaşırdım. Enteresan. Koyun sütü güzelmiş ya. Aa. Bal da çok güzel. Petek balı mı bu? Ne balı bu? Çam balı. Herhalde çam balı. Çam balı, evet. Güzel böyle. Tahmin ettiğim kadar şey değil. Biraz daha ağır olmasını bekliyordum. Hiç ağır da değil. Bal biraz daha belki az olabilirdi çok tatlı olmaması için. Ama Erhan abi bir şey söyleyeceğim. Diğerleri daha güzel yani. Sen benim önüme bunu koysan, yanına fıstığı koysan, gözüm kapalı yesem, fiyatta söylemesen fıstığı seçerim yani. Evet, bu biraz özel ama bunu nasıl hissedersen biraz mistik bir dondurma bu. Evet evet, değişik mistik. Bence. Denenebilir bence. Tabii canım. Mistikemsi bir tat var. Bu neyden geliyor acaba içindeki? Safranın mistik mistik. Mistik bir dondurma o.
Mythic Plus artı 20 zaten amına koyayım. Sıradaki menü drone'la ve oltayla balık tutmaya çalışacağız. Balık günlükleri kanalından gördük. Çok güzel yapmışlar. Biz de bakalım Üsküdar'da drone'la balık tutmayı deneyeceğiz. Full yani. Evet, şimdi drone'umuz bu. Normalde daha büyük bir drone'la yapılması tavsiye edilir. Bu drone'un kendi fiyatı şu an 30.000 TL'yi bulmuştur. 30.000 TL'yi denize düşürmek istemeyiz tabii. Şimdi burada biz oltamızın ucuna balık günlüklerinden çaldığımız modelin birebir aynısını yaptık. Şu drone'un altına böyle bir tane metal tel bağladık. İki tane de klips taktık buna. Şimdi bunu şuraya takacağım. Drone bunu götürebildiği kadar uzağa götürecek ve havada döndüğü zaman bu buradan düşecek, suya girecek. Bunun ucunda da yemlerimiz var. Boğazın ortasından balık tutmaya çalışacağız. Normalde bunu elle oraya atmak imkansız tabii ki. Bakalım. Evet, şimdi ilk denememizi yapıyoruz. Önce şunu şuna takıyoruz. Hadi bakalım, gidiyoruz şu an. İlk denememiz. Rastgele. Yürü. Oğlum düşmesin lan o kadar pahalıysa. Hadi. O kadar pahalıysa düşmesin karşı lan. Karşı iskele. Hedef. Kitledim. Tamam. Çok iyi. Bakalım ne geliyor? Aa, tekne geliyor. Çek diyor. Çekiyorum. Çekiyorum. Gel buraya. Geliyor. Tekne geliyor. Balıkçı geliyor. Ya geçecek yer mi kalmadı kardeşim? Oo, tur balıkçısı bu. Patlıyor. Kiralık yazıyor üstünde de. Ablaları gezdiriyor. Oğlum bu nasıl bir tur lan? Patlamalı tur. Balığın da böyle bir sıkıntısı var ya. Mal gibi bekliyor. Hadi otur bekleyelim. Ne yapalım? Atır. Ne yapıyorsunuz abi balık beklerken? Aktivite ne? Aa, gelmiyorsun artık böyle. Tabii ya. Day. Dayı ne yapıyorsun ya? Allah aşkına dayı ne yapıyorsun ya? Aa, yakaladım. Hashtag keyif. Vallahi hashtag keyif. Yakalandı, geldi. Gel gel. Gel 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 gel. Vallahi dolacak. O zıpkınla girdi o. Zıpkınla girdi o denize. O zıpkınla tutacak. Titriyor titriyor. Tir tir titriyor geliyor. Ne geliyor abi? Bence bir orkinos var. 7 kilo hissediyorum. Kaya balığı mı? Olsun lan, tuttuk. Ooo vay. Kaçıyor balık. Vay. Abi çıkarsana şunu ama hayvanı öldürmeden. Vallahi drone'la balık tuttuk ha. E olsun, kaya balığı kaya balığıdır ya. Ne yapmış, çok mu yutmuş? Abi öldürme çocuğu. İnelim yaşayacak hayvan. O zaman lan atıyor onu. Atıyor mu lan böyle bir şey? Ula hayvan ızdırap çekiyor, bari suya sok abi hayvanı. Tabii keser verin. Balık ev. Hayvan ölüyor. La ben geçen şeyde tatilde dedim elime zıpkın alayım, iki balık avlarım dedim. Gittim balığa sıkamadım. Yemedi, şey yapamadım. Vicdanım el vermedi. Bakıyorum balığa. Çok da güzel şerefsizler, sıkamadım. Ahtapot gördüm bir tane, korktum, sıktım. O da böyle bir böyle kahverengi sıvılar böyle boşalttı suya falan. Kalpten gidiyordum böyle, sonra hayvanı bir şekilde çıkarttım oradan geri attım ama öldü o da, bunun gibi oldu böyle. E la bir dakika. Oğlum ben evden tutarım ki böyle balığı. Evden drone götürecek, denize atacak. Ben balkondan çekeceğim bunu. Olur. Deneyelim bence. Yapıştırıyoruz. Aç hocam. Hay gayret. Nedir? İleri ileri. Dolanacak. Orkun abi denizin sağa içinde doğru. Oturuyor. Denize sağa, sıfır sağa. Oturuyor. Büyük ihtimalle denize sıfır oturuyor. Geç kız kulesine geç. Tabii ya. Yalnız martılar, evet martılar mı fena şey yapıyor. Martı! At oraya! Başka nasıl çekecek oğlum? Attık! Çok iyi! Ne bileyim en son apartmanda. Valla bence bir 150 metre falan gitmişizdir. Benim ama hiç metre kavramım yok. 150 olmuş muyuzdur? 50 mi? Şimdi bizim amacımız şamandıramız batarsa büyük balık vurmuş demektir. Hop tur tur çekeceğiz. Bunun bir şeyi yok mu ya? Sloganı böyle gel balık gel deyince gelmiyor mu? Attım ağzına gittim boğazına diyorsun. Tamam, attım ağzına gitti boğazına. Totemi falan yok mu bunun? Tersten tutsak şöyle falan tutulmuyor mu? Bomçiki bomçiki. Göstersene abi nasıl yapıyoruz onu. Bu başka bir balık tutma yöntemi imiş. Milattan önce 2000'li yıllarda gelen bir taktik herhalde abimiz. Göster bakayım bomçikiyi. 2003 Facebook mizahı izledim az önce. O yüzden az gittim. Tamam deniyoruz o zaman. Bomçiki bomçiki bomçikçik. Bomçiki bomçiki. Koca Üsküdar'ın ortasında da hiç yakışmadı yani değil mi? Abi çıkıyor. Dayı abiyi tuttum. Ben tuttum abiyi. Kıyıya kadar getirdim. Bence bu bir ağırlaşmış gibi ya. Bunda balık olabilir mi? Olsa anlardık ama ya. Olsa duramayız bence.
Vallahi vur, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Aa, yakaladık, yakaladık. O ağır geliyor. Vallahi ağır geliyor. İki tane geliyor galiba. Özel harekat. Ne geliyor? Ne bu? Kim bu? Kim o? Aa, yenen balık. Bak, hoş geldin. Aa, baksana iğne takılmış kuyruğuna. Bak, iğne kuyruğuna takılmış. Böyle bir yakalayış. Nasıl olabilir bu ya? Mama yemiş, sonra kaçmaya çalışırken takılmış herhalde. Git git, hemen hemen at abi, ölmesin. Ben ne zaman balık tutsam balık yememeye karar veriyorum ama akşamına canım balık çekiyor ve yiyorum yani. Benim ahtapot da belki yaşamıştır ya bu mantıkla. İçimden, gönlümden ne geçiyor biliyor musun? Hazır sushi. Hazır direkt sushi, sarılı, pirinçli, onu çekmek geçiyor. Aynen, aynen. Olur mu hocam sen? Aynen. Güzel böyle somonlu, soya sosu da güzelce konmuş üstüne. Onu böyle çekeceğim. Misler ağzıma yakayacağım onu. Aynen. Evet, biliyorsunuz bu ara elektrikli scooterlar çok popüler, sokakta herkes kullanıyor. Zibil tane app çıktı, scooter kiralama app'i. Peki herkes buna elleriyle biniyor. Bu aletler temiz mi? Gelin onları ölçelim. Birkaç farklı markanınkini deneyeceğiz. Şimdi bir A markasının ürününün önündeyiz. Sonra kavga etmeyelim, davalaşmayalım diye isim vermiyorum. Şimdi bütün el değen her yerini sileceğim. Güzel. Frenler güzel. Özellikle bana pis gibi geliyor. Şuralara da sürtelim. Bana yine de bu arada çok pis çıkacakmış. Bu zil mi lan? Bu nasıl? Bunu ilk defa görüyorum. Böyle değildi, böyle tık tık tıkır tıkırlıydı. Şimdi bunu koydum. Pıt pıtlıyoruz. Ne diyorsun? Çıkar mı pis? Sadece elle temas eden yerleri sürttüm. Eksik bir yer kalmadı herhalde. Bence okey. Koyuyorum. Haydi bakalım. Ondan geriye saymaya başladı. Bence 700'ler çıkacak. 1100 çıktı. Pis hocam. Biliyorsunuz 500'e kadar olan değerleri temiz olarak kabul ediyoruz ama 1100 pis bir değer. Bu pis çıktı. Ama işte nasıl temizlenir? Onu da bir çözümüm yok. Bana ne? Scooter'cılar bulsun. Onu da ben mi düşüneceğim? Ben ölçerim. Ben vurduğunu derim. Bakarım. Başka bir marka ölçmeye gidiyoruz. Geldik B markasının scooter'ının önündeyiz. Bu daha bir pis gibi duruyor. Buraya çok güzel bir tabela asmışlar. Arkadaşım, APT yolunu kapatmayın. Bunlar da acaba aynı mı? Yani bunları benim bildiğim ilk başta Xiaomi'nin scooterlarını kullanıyordu bu app'lerin hepsi. Sonra yerli üretim yapmaya başladılar diyebiliyorum ben. Biliyor musunuz, var mı öyle bir haberiniz? Peki bunları mesela akşam alıyorlar, şarja götürüyorlar ya, o zaman şarjı şey yapıyorlar mı, temizliyorlar mı, siliyorlar mı? Aletleri de götürüyorlar ama ya. Şey oluyor, kamyon geliyor böyle, bunların mezarlığının olduğu bir kamyonun arkasına atıyorlar. Ben gördüm bir iki kere de. Gerçi yağmurda topluyorlar mı bunları? Yağmurla ilgili bir derdi var mı bunun yani? Yoksa bunların hepsini abi gece topladıklarında koyacaklar. Peki, dezenfektanlı, şey tazikli itfaiye ortamı. Doğru söylüyor ama mantıklı. Heh. Şimdi bu hani bunun pis olduğuna ne kadar kanaat verebilir? Sonuçta bu dışarıda duruyor. Ve sokakta tozlar var. Arabalar geçiyor. Ne alaka? Ne bileyim amına, mantıklı geldi öyle bir düşünce. Yani pisse pis baba yani. Onun tozdur, arabadır vesaire fark etmez. Adam zaten açıklama yapmıyor ki, ne kadar pis diye yapıyor bu videoyu. Doğru. Yani ne kadar pis. Hani anladın mı? Neyin pislettiğine bakmıyoruz şu an. Tumuyla fış 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 temizleyecekler. Hiç yoktan iyi bence. Geliyor. 591 bak, çıktı. Bak bu daha temiz. Aa, çıktı daha mesela. Pismiş. Daha pis görünüyor ama daha az pis çıktı. Enteresan. Neredeyse yarısı kadar çıktı hatta. Allah Allah. Ya ama bu da bu arada normal olması gereken seviyenin üstünde. Ne yapacaksınız kardeşim? Elinizde ya bunlarla gezeceksiniz. Yani cebinize atın bundan iki tane. Scooter'a bineceğiniz zaman çıkarın bunları takın. Bu birinci opsiyon. İkinci opsiyon da dezenfektan alın. Fıs fıslayın. Elinize koyun. Devam edin. Bu adamların çünkü yapabileceği bir şey yok. Gerçekten zibil binlerce scooter'ı nasıl temizlesin adamlar? Kendiniz temizleyin. Evet, Orkun'a meydan okuyorum. Tabii canım. Bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki Orkun'a meydan okuyorum da görmek